Merhaba, Canberra'nın yenisiyle ve yeni BR'siyle karşınızdayız. Canberra yenisi 7,3 BR ile başlamıştı oyuna. Fakat şu anda bir grup uçağın BR artışında o da nasibini alıp 8-0'a yükseldi. Bunun da anlamı artık harita olarak bol bol Kore haritasını göreceği anlamına geliyor. Evet, şansımıza bizden başka bir bomber yok. Bir F-9 bomba yüklemiş ama o sonuçta bomba imlecine sahip değil ve yüklediği bomba da çok fazla değildir. Burada şu anda planımız tam karşımızdaki stratejik noktaya yok edip oradan hemen 90 derecelik bir dönüşle karşımıza çıkacak ki sağ köşede şu anda şurada görüyorsunuz sağ köşede o köprüyü vurmak. Çünkü buradan bizim sağ kurtulmamız imkansız gibi bir şey. Bol miktarda MiG-15, LA-15 ile 28'lerle karşılaşacağız. Hani ile 28'lere çok sorun etmiyorum. Gerçi taletlere ölümcül oluyor ama en azından bir MiG-15 kadar tehlike değil. Dolayısıyla ölecek bile olsak elimizdeki bombalarla yani bombardıman vasfımızla mümkün olan en yüksek puanı almak. Canberra özellikle dalışlarda yüksek hızlara ulaşabilen bir uçak. Bu büyük bir avantaj bizim için. İlk Canberra'nın en gelişmiş halinde bile 880 kilometrenin üzerine çıkamıyordunuz. Halbuki burada yeni Canberra ile çok rahat 1000 kilometre yakın bir hızı gelişmemiş haliyle görebiliyorsunuz. Ama bakın 970'te kızardık. Ve de şunu görmenizi istiyorum. 900 kilometre hızda en ufak bir G lafı yemeden, bu arada bir MiG bize doğru koşturarak geliyor. Evet, yemeden dönebildik. Az bu MiG'in 10 derece tehlikeli geldiğini söylemem lazım. Her an kafamıza inebilir. Umarım dönememiştir. Burada tank bir kaçırdık. Kaçırmadık. Bu çok önemli. Çünkü bizim için puan demek. Arkada da kimse yok. Bu köprüyü almak zorundayız. Evet. Sanıyorum bu köprünün işi bitti. Evet, bravo. Mükemmel. Evet, elimizde bir bombamız var. Haritada güzel bir dönüş yaparak görüyorsunuz yine radarımı kullanarak çok güzel bir şekilde döndüm. Ama hız kaybettim tabii birazcık. Ama o da çok da o bir öyle 28 neyse. Ateş etmeyi bile denemedi. Vurulmuş zaten. İşte bu dalış özelliğimiz çok güzel ama işte arkadan gelen lağa karşı fazla sökmüyor bu. Neyse o da işimizi bıraktı Allah'tan. F-9'u F'teki arkadaş da o işini halletti. Arkamızda bir LA-15 olduğunu bile bile gidiyoruz. Yapacak fazla bir şey yok. Şurada bir uçak var haritada görüyorum. Bakalım o neymiş. Ona karşı bir MiG-15. MiG-15 bizim F-86'yı kovalıyor ve yükseliyor. Çok güzel.
Ha, bu arada Canberra'nın bir kötü huyundan bahsetmem lazım. O da şu. Sert dalarsanız daldığınız yerden çıkamayabiliyorsunuz. Bu arada MiG-15 bizim kadar hızlı uçamıyor. En azından beni kovalamasını sağlayıp diğer arkadaşın şansını artıralım. Evet, MiG-15'in arkasına geçtik aslında. Ama çok uzakta. Sabit bile ettirme şansımız yok. Biz de biraz dalarak hızlanmaya çalışalım. Bu arada iki uçaktan birisi şu anda o. Görüyorsunuz radarı nasıl kullanıyorum. Yani bu manevraları mouse'da yapamazsınız. Bu arada maalesef takım arkadaşımız kaybettik. Ama F-86'da koşturarak geliyor. Bu arada aslında Canberra'yı tabii ben kızıyorum 8'e çıkardıkları için 7.3'teyken aha çok ilginç şeyden vuruldu. Enteresan. Evet. Plaktan vuruldu. Bu bir MK8. MK8 ile biz aynı oyundayız. Çok enteresan gerçekten. Neyse şimdi olayı zorlamamak lazım. Benim işte sonuçta bir bombardıman uçağısınız. Bombardıman uçağıyla da gidip de bu adamı yakalayamıyorsunuz. Çünkü dalışta iyiyiz ama çıkışta değiliz. Ve kalan iki uçaktan birisi ve öldü yani o adam abi. Bari biz de son kalan bombamızla bir şeyler yapalım. Onu orada iki tane bizden adam var. Sağ bırakacaklarını açıkçası hiç sanmıyorum. Hızımız ne güzel. Yani bu hızı demin o MiG-15'in arkasındaki geçişimizi vesaire düşününce adamlar açıkçası çok da haksız değiller bu BR'yi yükseltmek konusunda. Çünkü bu uçak bu performansı gösterebiliyorsa o zaman diğer insanları da bunaltmanın bir alemi yok. Orada adam düşmedi. İlginç. Hala yaşıyor olmalı. Bizimkiler orada olduğuna göre de bizim pistin çok yakınlarında. Bu arada biliyorsunuz 6 kilometre yaklaşmadan göremiyorsunuz rakibinizi. Bu pervaneli uçaklarda çok fazla büyük bir problem değil ama böyle jetlerde büyük problem. Çünkü bu yüksek hızda 6 kilometre hiçbir şey değil yani açıkçası. Evet görüyorsunuz bombayı kaçırdık. Evet yapacak fazla da bir şey yok. Bu arada komik bir durum ama 527 puanla biz öndeyiz hala. N7. N7. Evet. Bizim havaalanının oralarda uğraşıp duruyorlar.
Adam yaralı ve onlardan hala kaçabiliyor. Çok ilginç. Bu arada dediğim gibi benim Canberra maalesef şey değil, tamamlanmış durumda değil. Yani hemen hemen bir uçak şeysi dışında, adını söyleyin. Evet, birazcık daha puanımızı arttıralım. Evet, 500 yerine 1000 livrelik bomba alabilmek dışında bir ekipmana sahip değiliz şu anda. Yani mermi tipimiz şu anda default denilen mermi tipi, ki bu da iyi bir mermi tipi değil. Dolayısıyla evet, Venom da düşmüş maalesef. 3 uçağı, 3'e 2'yiz. O Bravo Privet denilen ki arkadaş yaralı olmalı üstelik. Çok iyi bir pilot oldu anlaşılıyor. Millete kök söktürüyor. Biz inip bir bomba alabilsek puanımızı ciddi arttırma şansına da sahip olacağız. Evet. He's coming back. Evet, maalesef inemem. İnemezmişim öyle diyorlar. Dediğim gibi bu harita aslında çok ufak bir harita. Bu haritası. Mesela Norveç haritasını bir uçtan bir uca diagonalde yaklaşık 100 km yakın bir büyüklüğe sahip. Ama burada lüksünüz yok. Bakalım ne yapacaklar. BK8'ler hız olarak onlardan yok değillermiş. Onları geçiyormuş, öyle diyorlar. Hızımı düşünemiyorum. Çünkü eğer birden gelecek olursa canımı okur açıkçası. Ama bir deneyelim bakalım. Adam bana inme diyor. Kendisi diyor ben gidip yakıt tazeleyeceğim. Nasıl bir mantıktır anlamadım. Evet, gördüğünüz gibi hızınızı düşürerek bir loop atıp ters dönerek olayı kolay bir hale getirdik. Bu uzun bir pist ama tabi bu hızla inmemekte büyük fayda var. Öte yandan adam gelirse de en ufak şansımız olmayacak. Şimdiden hakkınızı helal edin. Demekten başka yapacak fazla bir şey yok. Ve teker açma hızına ulaştık. Şimdi bağıracak landing. Retract the flaps, retract the flaps. Çok hızlıyız maalesef. Sabreyi de vurmuşa benziyorlar. Neyse, durduk. Rahatça duracağız. Motorları dahi kapamadım. Çünkü bir şansınız olur motorunuz çalışır vaziyetteyse. Ama böyle hızlı inişlerde özellikle motorunuz kapatarak daha hızlı bir şekilde inebilirsiniz. Evet, ile 28 onun kuyruğunu demiş. Peki o nerede acaba? Evet, hızlı bir şekilde ikmali tamamladık.
arada Grand Service yani yer hizmetlerini puanını yükselterek orada dolum ve tamir ilgili bölümler var. Ki ben de tamir şu anda fullendi. Dolumla uğraşıyorum. Çalışma pardon havaalanındaki ikmal ve tamir sürenizi çok kısaltabilirsiniz. Bu arada ikinci Canberra, birinci Canberra'ya göre kesinlikle çok daha çabuk kendisini hızlandırıyor. Yani daha bir yüksek ivmelenmeye sahip. Ama biraz yani çok fazla da fark yok aralarında. Ya da şöyle diyeyim, şu kızlarda belki biraz daha hızlı bir hızlanma yeteneğine sahip. Tango down. Ne demek? Bu arada yunuslama yapıyorum farkındaysanız kısmi olarak. Ki hızlanabileyim bir an evvel çünkü açıkçası o L15'e karşı tek şansım hız. Anladığım kadarıyla benim hızıma ulaşamıyor. Yani şu anda işin komik tarafı bombardıman uçağı olmama rağmen maçtaki en hızlı uçak benim. Hala şey gitmiş, harika. Süper. Bir ile 28 kaldı. Aha gördüm. 23 km uzaklıkta. Hile 28 ile ilgili avantaj ve dezavantajlarımız şöyle. Canberra'ya karşılaştırıldığında çok 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 ağır bir uçak. Fakat öte yandan da arkasında da taleti var. Yani uçak hem kendisinin elini kontrol altında silahı var. Arkasına geçtiğinizde taletleri var. Yani çok ters bir uçak o anlamda. Neyse biz istediğimiz hıza ulaştık diyebilirim. Şu bombaları bir değerlendirmek istiyorum. Çünkü şu anda oyunda 653 puanla birinciyim ama neden arttırmayalım puanımızı? Bugün 5x var. Yani eğer bu oyunu kazanırsak ki kazanma ihtimalimiz oldukça yüksek görünüyor. Bu da bize iyi bir puan demek. Evet. 3'ü güzelce gitti. Çok güzel. Tabii bu yüksek hızlarda dip dipe şeyler birbirine aslında çok yakın oluyorlar. Neyse. Ayama at dediğine göre arkadaş vuruldu bizim. Evet. Güzel bir puana ulaştık. Bakalım neredeler? Evet dönelim. Maça geri dönmek lazım. Base'e dönüyormuş. Demin görüş sahamız içindeydi ama şimdi değil. Ayrıca bizim hızımız fena halde düştü tabi. Şu anda arkama düşse beni çok rahat teknik gibi yakalar. Aa süper. Vuruldu. Vuruldu.
azından ateş almış. Nerede ama? Ama nerede? Hah, orada. Gördüm, evet. Bizde yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta olmalı şu anda. Ama düştü. Enteresan. Demek ki pilotu falan mı vuruldu? Öyle bir şey oldu. Neyse, sonuçta netice değil, neticeye bakmak lazım. Gördüğünüz gibi kazandık. Eğer bir önceki maçtaki rezil sonuçtan dolayı 5x gitmediyse, lütfen gitmemiş o. Oo, süper, harika. Harika. 5x'i kaybetmemişiz. Gördüğünüz gibi 35.000 tecrübe puanını aldık. Buradaki Tempest'i neredeyse açtık. İngilizlerde benim son iki tane pervanelim kalmıştı. Bu sayede Tempest hemen hemen açılmış oldu ki kompresör de açıldı. Bu çok çok iyi oldu. Evet, gördüğünüz gibi Canberra açıkçası 8-0'ı hak eden harika bir uçak. Mutlaka tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.